Sevgili kardeşlerim, genç yoldaşlarım. Ali Deniz adına bir kütüphane açma düşüncenizi öğrendiğim zaman gerçekten heyecanlandım ve sizi bu mesajla kutlamak istedim. Çünkü bir kütüphane açmak demek, Ali Deniz adına bir kütüphane açmak demek, bilginin halka gitmesini, bizim kendi kafalarımızın aydınlanmasını sağlayacak yeni bir hazine yaratmak demektir. Resmi kütüphaneler, raflarda kitapların durduğu ve insanların boş zamanlarında gidip belki onları karıştırdıkları bir yerdir. Resmi kütüphaneler hemen hemen yalnızca öğrenciler tarafından kullanılır. Tez yazmak, araştırma yapmak, ödev yapmak için yararlanacakları kitapları bulabilirler. Ali Deniz Kütüphanesi biraz farklı bir kütüphane olmak zorundadır çünkü Ali Deniz'in adını taşıyor. Orada tartışmalar yapılır, bilgi paylaşılır. Başka arkadaşlarımızın bilgilerinden yararlanmak için yeni tartışmalar yapılır, eleştiriler değerlendirilir ve yeni kitaplar öğrenilir. Birbirlerimize yeni kitaplar öneririz ve onları birlikte okumanın keyfine varırız. Ama yalnızca okumakla kalmayız. Bilgi kitaplarda kaldığı sürece nasıl yararsız ve işlevsizse, insanların kafasında kaldığı sürece de yararsız ve işlevsizdir. Bilgi ancak eyleme döküldüğü zaman yararlı ve işlevlidir ve Ali Deniz Kütüphanesi asıl bunun için önemlidir. Bilginin hayata aktığı bir yer olmalı. Ali Deniz, yüzden fazla insanla birlikte emek, barış, demokrasi için toplandıkları bir meydanda alçakça bir saldırıya uğrayan ve öldürülen bir arkadaşımız. Onu öldürenler, o 100 insandan fazlasını bombalarla vahşice parçalayanlar, mücadeleyi durdurabileceklerini, bizi geriletebileceklerini zannediyorlar. Hatta savaş politikalarına destek vereceğimizi ya da savaş politikaları karşısında sessiz kalacağımızı düşünüyorlardı. Öyle olmadı. Düşen bayrakları yerden kaldırdık. Taleplerimizi daha güçlü bir şekilde haykırmaya devam ettik. Parçalanan o 100 insan bugün yurdun çeşitli yerlerinde değişik biçimlerde anılıyor ve anıları yaşatılıyor. Bu anmalar, kütüphaneler, etkinlikler, toplantılar bir zincir halinde birbirine bağlandığında büyük bir mücadele gücü açığa çıkacaktır. Ali Deniz Kütüphanesi o büyük ve güçlü halk mücadele zincirinin bir halkası olacaktır. Ali Deniz'in adını taşıyan bir kütüphane bunu hak etmiştir. Kardeşlerim, mücadelenin devam ettiği, çeşitli biçimler kazandığı bir zamandan geçiyoruz ve bir kütüphane kurmak, inanın bana, çok büyük bir devrimci eylemdir. Bundan dolayı düşünen, bunu faaliyete, hayata geçiren arkadaşlarımızı ve hepinizi candan kutluyorum. Kaybettiğimiz devrimcileri saygıyla bir kere daha anıyorum.